Kurtuluştayız. Erdoğan'dan Trump'a ilk uyarı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la ilgili konuşmaktan uzun süre kaçındı. Bunda Trump'ın henüz göreve başlamamasının payı büyüktü. Trump başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Erdoğan'dan ilk değerlendirmede geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Trump'ı Orta Doğu politikasıyla ilgili uyardı. Cumhurbaşkanının dikkat çektiği hususlar şöyle. Sayın Trump'ın Orta Doğu için ne diyeceğini bekliyoruz. Şu anda Orta Doğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bunlar doğrusu rahatsız edici. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Orta Doğu'dan yanayız. Trump'a yapacağımız ziyarette de kendileriyle müzakere edecek bu konuları ele alacağız. Cumhurbaşkanının bu konudaki son cümlesi ise çok daha önemli. Orta Doğu'nun en güçlü ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Buralarla uzaktan yakından alakası olmayanlar kalkıp da tarihi bir yanlışın içine düşerlerse bu tabii isabetli olmaz.'' Erdoğan'ın kulağımıza kadar gelen rahatsız edici bazı söylemler ifadesinden anlaşılan yeni Amerika başkanının Orta Doğu politikası ile ilgili harita değişikliklerine kapı aralayan yaklaşımı olabilir. Trump da kendinden öncekiler gibi Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak, Orta Doğu'da yeni devletçiklerin ortaya çıkmasını destekleyecek bir politikada ısrar ederse bu iki ülke arasındaki sancılı ilişkilerin daha da ağırlaşmasına yol açabilir. Ayrıca ve daha da önemlisi Başkan Trump Orta Doğu politikasını Türkiye'yi dikkate almadan oluşturmaya kalkar ve Obama yönetiminin açtığı hatta ilerlerse Erdoğan Erdoğan'ın ifade ettiği gibi tarihi bir yanlışın içine düşmüş olur. Bu durumda Amerika geleneksel müttefiki Türkiye'yi kaybeder. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya ulaşan bazı rahatsız edici söylemler üzerinden Trump'ı şimdiden tarihi bir yanlışın içine düşmemesi için uyarıyor diyebiliriz. Bu açıklamalarda gösteriyor ki Türkiye-Amerika ilişkileri hiç de kolay olmayan bir süreçten geçiyor. İki ülke arasındaki ilişkileri daha çok Trump'ın yeni Orta Doğu politikası belirleyecek. Yeni dönem Trump Orta Doğu'da ameliyat yapmaktan yana tavır alır ve bölgenin dokusunu alt üst edecek müdahalelere onay verirse Ankara-Washington ilişkileri eskisinden de kötü bir yönde seyreder. Yine de yüz yüze müzakerelerin belirleyici olacağını tahmin ediyorum. İlk randevuyu beklemekte fayda var. Kurtuluştayız akşam.